200 199 198 197 nokta nokta 4 3 işleminin sonucu kaçtır? Bakın ardışık iki terim arasındaki fark hep 1 gördünüz mü? O zaman kaç tane böyle 1 elde ederiz? Ona bakalım. Bunun anlamanın da yolu arkadaşlar kaç tane 200 199 gibi sayı çifti olduğunu anlamak. Bundan dolayı herhangi birisine bakabilirsiniz. Ya çiftlerin farkını görün ya da teklerin farkını. 200'den 4'e kadar bakarsak 200 eksi 4 bölü 2 artı 1 bize çift sayıların sayısını verecek. Böylece 196 bölü 2 98. 1 eklersek 99 tane 200 var. O zaman 99 yani 200 değil pardon. 99 tane çift sayı var. Demek ki 99 tane de tek sayı varmış. Aralarındaki fark 1 olduğu için 99 çarpı 1'den cevap 99 gelir. 1 faktöriyel bölü 0 faktöriyel, 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Yani bakın 1, 3, 5 nokta 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 en son artı 33 yapıyor arkadaşlar. Böylece 1'den 33'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Eğer formülü biliyorsanız 2n-1'e e kadar olan sayıların toplamı tek sayılarda ne kareydi? Yani buradan n arkadaşlar 17 olduğu için 289 gelir. Ya da şunu diyebilirsiniz. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı o da 33-1 bölü 2 artı 1. Yine arkadaşlar buradan da temel formül yoluyla da 289'u D şıkkını bulabiliriz. ABC ardışık çift sayıları A küçüktür B küçüktür C. Çift sayı olduğuna dikkat edin. Birer birer değil ikişer ikişer artacaklar. 3 çarpı B eşittir 18 çarpı C x A koşullarını sağlamaktadır. A artı C toplamının değeri nedir? Ardışık iki sayı üç sayı olduğu için bunlar ne olacak bakın? A, B, A artı 2 olur. C'de A artı 4 olur. O yüzden C eksi A'nın farkı 4 olacak. Böylece 3B eşittir 18 çarpı 4'ten 72. B arkadaşlar kaç geldi? 24. B 24 olduğuna göre A 22'ymiş. E, de arkadaşlar 26'ymış. Toplamları da 48 D şıkkı. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre m kaç olabilir? Bu sorular arkadaşlar evet sınavda çıkabiliyor. Hatta yani çoğu zaman sınavda gördüğümüz soru tarzlarından bir tanesi oldu artık son yıllarda. Bunlarda hız çok önemli arkadaşlar. Hız önemli ama kontrolsüz değil. Ne yapmanız lazım? Mantıklı bir yerden başlamak gerekiyor. Şimdi bunların her birini bir kere kullanacaksak 4 için mecburen zaten 1 ve 4'ü kullanabilirsiniz. Haliyle soruya oradan başlamak çok mantıklı. Neden? Çünkü yukarıda da 4 elde etmem gerektiği için artık demek ki oraya da 8 bölü 2 kalıyormuş. Böylece 11'i de nasıl elde ederim? 6 ve 5 diye elde ederim. Haliyle arkadaşlar elimizde ne kaldı? 7 kaldı. Bir de 3 kaldı. Farkları da böylece yine 4 oldu. Cevabımız D şıkkı oldu. Yine hızlı olmamız gereken sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Yapmak yetmez. Burada Süslemede 120 beyaz daire bulunmaktadır. Neye odaklanmalısınız bakın? Burada sürekli böyle çiftler var. Üçlü ikili. 3 2 3 2 diye gidiyor. O zaman burada şimdi her 3 ikili olan toplam 5 dairede kaç tane beyaz daire var? 5. 3 tane beyaz daire var. Dolayısıyla 120 beyaz daireyi 3'e bölersek burada 40 tane çift olduğunu buluruz. Yani böyle üçlü böyle ikili olan arkadaşlar 40 tane çift var. Peki bunların kaçı kırmızıydı? 2 tanesi arkadaşlar. Bir tanesinde o zaman bir çifte 2 tane varsa 40 çifte kaç tane vardır? 80 yani cevabımız C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada tabi C şıkkına hemen bodoslama atlayıp yanlış yapan çok öğrenci olmuş olabilir. Şimdi toplamalarda çıkarmalarda evet teklik çiftlik tamam ama bölmelerde dikkatli olmak lazım tek çift toplamını elde etmek için burada bir tek tek cevap bu C olunca insanın aklına acaba o mu diye geliyor hemen oradaki soru işaretini gidermek için göstereyim arkadaşlar ee, ne söyleyebilirim orada eksi 8 bölü 16 artı eksi 2 bölü 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 daha bak eksi 1 yaptı onu hemen görmüş olduk sonra e, ee, bakalım eksi 8 eksi 2 bölüyorum. Sonra arkadaşlar 16'yı 4'e bölüyorum. 4 4 daha 8 oldu. Bak gördünüz mü bunların ikisi hemen geldi. Ya da şöyle gösterelim bakalım. Eksi 8 şu eksi 10'a elde etmeye çalışacağım şimdi. Onu nasıl da elde edebiliriz? Bir bakalım. Eksi 16 bölü eksi 2 artı eksi 8 bölü 4. Bakın eksi 8 Eksi 2 daha eksi 10 oldu. Bunu da elde ettik. Geriye bu kaldı bir de bu kaldı. Eksi 4'ü de hemen kolayca hallederiz. Neden? Burada 16'yı eksi 8'e bölersek ve yine 4'ü eksi 2'ye bölersek eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 oldu. Bakın bunu da halletmiş olduk. Ancak e, burada D şıkkı yani şunları düzgünce artık şey yapayım. Gördük onların olduğunu artı koyayım. Bunu 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 ve bunu elde ettik. Ancak arkadaşlar, madem 4'ünü elde ettik, buna elde etme şansımız yok. Zaten istediğiniz kadar deneyin, içiniz rahat etmezse bile vakit kaybedersiniz ama bir türlü 2'ye ulaşamadığınızı göreceksiniz. Her birinde eşit miktarda limonata bulunan iki şişeden birincisindeki limonların tamamı özdeş boş bardaklardan üçünü ve özdeş boş fincanlardan ikisini, ikincisindeki limonatanın tamamı ise bu boş bardaklardan ikisine ve bu boş fincanlardan dördünü tamamen doldurmaktadır. Buna göre aynı miktar limonata bulunduran üçüncü bir şişedeki limonatanın tamamı bu boş fincanlardan kaçını tamamen doldurur. Şimdi birazcık denklem bilgisi bunu hep genel olarak matematikte kullanacaksınız arkadaşlar. Buna fincanlara F diyelim bardaklara da B diyelim. 3 tane bardak artı 2 tane fincan bir limonata yapmıyor mu? Evet. Aynı şekilde burada da 4 tane fincan artı 2 tane bardak 1 limonata şişesi yapıyor. Dolayısıyla böylece buradan B eşittir. Sağ tarafa atarsak 2F'yi 2F oluyor. Demek ki bardağın hacmi, fincanın hacminin 2 katıymış. Hemen bir tanesini de yerine yazalım. Fark etmez. B gördüğün yere 2F yaz. 3 çarpı 2F artı 2F'den 6, 2 daha 8F yazdık. Bakın buraya yazsanız ne olur? 4F artı yine 4F'den 8F. Demek ki Buradaki arkadaşlar limonata 8 fincanı dolduruyormuş. Cevap C şıkkı oldu. X sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere iki doğal sayının çarpımı bu sayıların x'er fazlasının çarpımından x kare artı 12x eksiktir. Buna göre bu iki sayının toplamı kaç? Yazalım arkadaşlar bilmiyoruz sonuçta. Bakın birine a diyelim birine de b diyelim. Bunların çarpımı bu sayıların x'er fazlası yani a'dan da x fazla olacak. B'den de x fazla olacak. Çarpımından x kare artı 12x eksik olacak arkadaşlar. Dolayısıyla çarpıyoruz şimdi dağıt ab ax bx artı x kare eksi x kare artı şurası da hatta Neydi? x kare 12x eksik olacaktı. Burası da x olacak Afedersiniz. Böylece burası da arkadaşlar 12x oldu. Dolayısıyla buradan neler kaldı şimdi? x kareler gitti. E haliyle a, b'ler de gitti arkadaşlar. O zaman a artı b parantezinde x. Eksi 12x eşittir 0 oldu. At sol tarafa 12x. Burası da x parantezinde a artı b Matematikte normalde arkadaşlar hemen böyle sadeleştirme yapılmaz. Ancak x sıfırdan farklı dediği için evet sadeleştirebilirsiniz. Böylece a artı b 12 olur cevap d şıkkı olur. Arkadaşlar önce sorudan anlamamız gereken yapıştırma sayısının çok olması için ortak kenarlarının çok olması bakın ortak kenarları sadece birer taneyken 3 tanesini iki taneyle yapıştırıyoruz ama ortak kenarları çoğalınca yapıştırma sayısı artıyor Dolayısıyla bir de şıkları da lütfen göz önünde bulundurun çünkü bunlar da hızlı da olmanız lazım Şimdi şöyle düşünelim ortak kenarları böyle fazla olsun bu şekilde 6 diyorum Hani 5'ten de yola çıkabiliriz ama e, en azından şöyle kareleri hepsini tek tek birleştirelim diye. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu arkadaşlar. Yetmedi. Şimdi buraya gelelim bakın. 8 tane oldu böylece. Buraya bir tane daha ekledim. Buradan bir 9 geldi. Buradan bir 10 geldi. Gördüğünüz gibi birbirlerine ne kadar çok ortak kenara sahip olduklarında ne kadar çok yapıştırma ve ne kadar az kare kullandığımızı gördük. Cevap da böylece D şıkkı 8 geldi. Sütunda 24 kare var arkadaşlar. Satırda 16 kare var. Sütun ikişer ikişer artıyor bakın. Satırda üçer üçer artıyor. Şimdi biz neyi bulmalıyız? Buradaki bu x elemanını bulmalıyız ki sağa doğru nasıl gittiğimizi de anlayalım. Şimdi son terim 52. İlk terim arkadaşlar x bölü 2 artı 1 yardımıyla bulursunuz bunu. Çünkü eleman sayısı belli ama ilk eleman belli değil. Dolayısıyla buradan x gelecek? 52 eksi x eşitleri 23 çarpı 2'den 46. x bakın 6 oldu. Şimdi bunlar da 3'er 3'er artıyor. Kaç tane terim var? 16. Terim sayısı o zaman 16. Son terim bilmiyoruz. Y diyelim. İlk terim 6 bölü 3 artı 1. Böylece 15 çarpı 3 45 eşittir. Y eksi 6 geldi. Y de 51 oldu. Demek ki bu satırın en büyük elemanı 51'miş arkadaşlar. C şıkkı. Soruda tabii ki arkadaşlar şıklardan gideceksiniz ama önce şuna bakmalısınız. Ne elde ettiğimizde de bir bakalım. 12, 14, 30 elde ettiğimiz için buradan bakın sonuç eksi 4 geliyor arkadaşlar. Yani küçük bir sonuç buluyoruz. Dolayısıyla haliyle bizim bu sonucu büyütmemiz lazım. Yani biraz aslında şuraya odaklanılabilir. Dolayısıyla biraz burayı azaltırsak yukarıya doğru bir sonuç elde ederiz. Ne yapmamız lazım o zaman? Şimdi bakın eğer biz 4 ile 6'yı yer değiştirirsek, 4 ile 6'yı yer değiştirirsek evet biraz çaremize derman olur gibi geliyor ama bu sefer çok da böyle büyük bir sayı elde edemeyeceğiz. Ee, 6 çarpı 3 büyük bir çarpım değil çünkü 4 çarpı 3 de zaten biz elde ettik 12'yi. Sonra arkadaşlar 4 ile 6'nın yerini e, değiştirdik. 4 ile 2'nin yerini değiştirirsek. 4 ile 2'nin yerini değiştirdiğimiz zaman da yine 30 orada duruyor arkadaşlar. Büyük bir sayı elde edemeyeceğiz. 5 ile 7'yi yer değiştirirsek. Bu sefer arkadaşlar iyice büyütürüz 6 çarpı 7'den. 42 daha küçük bir sayı elde ederiz. 3 ile 6'yı yer değiştirirsek arkadaşlar. 4 kere 6 24 gelir. Burası 14 olur. Ve e, 4 ile... 3 ile neyi değiştirmiştik burada 6'yı? Dolayısıyla 3 ile 6'yı değiştirdiğimiz için burası da 15 olacak. Bu sefer arkadaşlar 38 eksi 15'ten gördüğünüz gibi 23 elde ettik. Eğer 5 ile 3'ü yer değiştirirsek dikkat edin lütfen. 4 çarpı e, 5 artı 2 çarpı 7 eksi 6 çarpı arkadaşlar 3 oldu. Böylece burası 20 burası arkadaşlar 14 oldu. Burası zaten 18'di. 34 eksi 18'den cevabı 16 bulmuş olduk. E şıkkı geldi. Bir toplulukta bulunan kişiler aşağıdaki koşullara göre sıralanacaktır. Yaşları aynı olan kişiler yan yana duracaktır. Ön sıradan arka sıraya doğru yaşlar küçükten büyüye doğru sıralanacaktır. Örnek bakın. 1-1 3-3-3 5 5 şeklinde sıralanmış insanlar gördüğünüz gibi. Bu topluluk sıralandığında herhangi bir sırada en az 2 kişi olacak, en fazla da 7 kişi olacak. Arka arkaya iki sırada bulunan kişi sayısı aynı olmamalıdır. Diyelim burada arkadaşlar 2 kişi varsa burada 2 kişi olamaz. 3 kişi olabilir, 4 kişi olabilir ama 2 kişi olmamalı. E, buna dikkat etmeliyiz. 3. sırada bulunan kişilerin yaşları 5 ve oluşan sıra sayısı 4 olduğuna göre topluluğun yaşları toplamı en az kaçtır? Bakın şimdi. En son o zaman şimdi birinci sıra, işte ikinci sıra, üçüncü sırada bunlar var, dördüncü sıra şeklinde gidiyor. Şimdi bakın üçüncü sırada yaşları 5 olan kişiler olduğuna göre bunlar arkadaşlar 3 kişi olsun. Niye biliyor musunuz? Şimdi buna 2 dersem mecburen dördüncü sırada olan en az yaş ne olacak? 6 olacak. 3 tane 6 olması lazım. O zaman büyük olanı az yapayım küçük olanı biraz daha fazla yapayım. Bakın bu daha az bir toplam getirir bize. Sonra 5'ten sonra direkt hemen 4'ü yazmanıza gerek yok. Buraya 2 yazarım ve 2 kişi olsunlar. Buraya da arkadaşlar 1 yazarım, 3 kişi olsunlar. Toplamda 3 4 daha 7, 15 daha 22, 12 daha 34 yaptı arkadaşlar toplamın alacağı en küçük değer C şıkkı yani.